Biz Asya ile çarşıya çıktık. Biraz dolaşıyoruz. Bir de bir işlerimiz vardı. Ay. Benim için gerekli olan şey. Ne o? Anneannem hep çay tabaklarını koyuyor ya. Şuna bayıldım. Hiç beğenmedim. Çok güzel, çok şık, incecik. Zengin şeyleri. Ne? Zengin. Nereden anladın? Filmlerde hep. Neye göre kıyaslıyorsun var yani? Dizilerdeki gördüklerine göre mi? Filmlere göre. Hmm. Dediğim gibi babamın şeyleri. Anneannem hep böyle tabakları koyuyor ya. Hmm. Çay tabak almıyor. Doğru. Çok tatlı değil mi? Ya ben de bu boylar var. Çok beğenerek aldım. Hala da altısı da duruyor. Hiç ama hiç kırılmadı. Hiçbir şey olmadı. Ama o boylar böyle çok büyük. Bir şey koyduğunuz zaman çok fazla oluyor. O yüzden şöyle şu su bardağı boyu çok ideal aslında. Bir de şöylesi var. Bu da böyle çok tatlı ya, tutması falan. Orada var. Ne için? Bütün tuz kararı gören orada mı? Ha, benim şey mi, kırılan? Evet. Hayır, tuz kararı mı? Tamam işte, tuzu kırıldı ya. Hayır, şurada şurada. Nereye? Bakmayacağım şimdi anne. Gel. Bu neymiş? Ha, bununla soyuyorsun, bunda da rendeliyorsun. Pardon. Ne anneciğim? Pardon. Burası sert baya. Asya. Şimdi de çok markete girdik. Çarşıya çıkınca girmeden olmaz. Ne güzelmiş bunlar. Ne oldu anneciğim? Gel oğlum. Ne vardı senin aklında? Ha? Vardı bir şey vardı. Şöyle şöyle. Ha? Meraklı melat. Merakından değil mi? İlla diyor anne girelim girelim. Merhabalar herkese. Biz çarşıdan geldik. Şimdi aslında çarşıya gitme amacım. Bu arada sabah ve kahvaltı bulaşıkları makineye yerleşecek. Neydi? Bunlardı. Bunlar ne? Eşimin ablasının adağı vardı. Hazır Kurban Bayramı şeyini, koyununu alırken adağını da aldı. Ve tabii kurban gelmeden adağını kesti önceden. Ondan sonra bize de et vermişti. Ben de onları tabii nedir ne değildir hiç anlamam, bilmem de. Ondan sonra onları kasaba verdim. Dedim ki hani bunlardan ne olursa yap. Şimdi şöyle bir hani böyle bir yemek, yemeklik derken yemeğe koyma değil. Hani böyle et sote yapabileceğim şey. Bu arada elime eldiven taktım da o yüzden unları kaldı. Et sote yapabileceğim şekilde bir buraya porsiyon şey ayırdım. Kuşbaşı. Bununla birlikte şöyle bir de burada bir kuşbaşılar var. Bunları da şimdi Onur'a yapacağım. Yani yapıyorum. Şöyle 4 şey pirzola çıkmış. Bunları da şimdi Asya'ya yapıyorum. O yesin diye. Ondan sonra bir de şöyle şeylik ne derler buna işte, yemeklik kemik. İster haşlama ister işte yemeğe koyma kemiği. Bir de tabii ki çok fazlası kıyma çıktı. Yani kıyma olarak çekti ama dedi adam yani çok yağlı. Şimdi istersen dedi buna hani en az yarım kilo kıyma katıp karıştırabiliriz. Yemeklik kıyma olur ya da dedi hem Kurban Bayramı da geliyor. O yüzden de hani kıyma da almak istemedim çünkü çok olacak diye. Ondan sonra şöyle 4 parça kıyma oldu ama dediğim gibi çok yağlı kıymalar bunlar. Zaten görüyorsunuz çok beyaz beyazlı. Bunlardan ne yapılır acaba?
Hiç bilmiyorum. Ya ben şimdi böyle böldüm, her bir şey yapışımda normal kıyma ekleyeceğim, bir şey yapacağım. Bayağı çünkü büyük büyük böldüm. Yani yemeklik değil. Şöyle köfte yapmalık falan böldüm. Dört parça çıktı. Anneme de sorarım. Anneannemler falan hani böyle onlar severler böyle yağlı eti. Hani bundan belki bir şey yaparlarsa onlara veririm. Şimdi ben bunları böyle dondurayım. Dün geldi çünkü etler. Zaman çok geçmesin. Hemen dondurmak istedim. O yüzden de hemen zaten bugün kasaba götürdüm. Kasaplar tabii bu hizmeti veriyor ya. Her zaman gittiğiniz kasap bilmiyorum. Paralı parasız yapan var mı, ama bunları ben 13 lira verdim bu arada. Soran olursa diye söyleyeyim dedim. Bilmiyorum bu kıymadan ne olur. Adam dedi ki lahmacun olur dedi, ama yine de dedi kıyma katman lazım dedi. Bilemedim yani. Bakacağız artık. Şöyle ben yani ben koyun kuzu eti yemiyorum maalesef. Şimdi mesela şunu da yapıyorum. Bunu Onur yer. Şu dört parça. Zaten bunların çoğu kemik. Bunları da Asya yesin diye yaptım. Pişiyor yani. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Sonra bulaşıkları makineye yerleştireyim. Haydi görüşürüz. Bugün full temizlik yaptık aslında. Yani şöyle saat 6 oldu. Kahvaltıdan sonra şöyle gördüğünüz gibi yatağın üstü katlanmış çamaşırlarla dolu. Bunlar şey olacak, yerleşecek falan filan. Ondan sonra işte dışarıya çıktık. Kasaba gittim falan derken birkaç alışveriş de yaptım. Daha doğrusu şöyle bugün günlerden pazar. Annemin oraya pazara gidecektim ama olmadı. İşte temizlik memizlik falan filan geç oldu. Yani çok yoruldum, gidemedim. Şöyle şundan istiyordum çok. Denk gelince bir alayım dedim. Bu hani 7,25'miş fiyatı şey kahve şey sütü böyle köpürtüyor. Latte yapmak için yani. Latte, cappuccino falan o tarz şeyler için. Bakalım bunu birlikte deneriz. Ondan sonra Asya'ya şunu aldım. Saç bandı. Yani çok istedi. Ben bu tarz şeyleri çok fazla beğenmesem de onun içindeki bu rüküşlüğü durduramıyorum maalesef. Çok istedi, bayramda takmak istedi, o yüzden bunu aldım ona. Ondan sonra çağrı markete uğradık. Şundan bir tane kayısı suyu aldım. Ben bu markanın şeylerini çok seviyorum. Juice markası kayısı suyu aldım. Bir tane dedim bir zeytinyağlı dolma yapmak istiyorum. Şöyle şu kuş üzümü aldım bir tane. Ondan sonra eşim genelde üçü bir arada içiyor. Ben üçü bir arada bana çok şekerli geliyor. Bundan yine şeker atıyorum ama onun kadar şekerli yapmıyorum. Şöyle kendime 5 tane ikisi bir arada aldık. Orada su aldık, içtik. Şöyle halk ekmeğin tam buğday ekmeğini aldım. Ondan sonra dediğim gibi pazarı hani bu boş. Pazara gidecektik, gidemedik. Evde domates yok. Domates olmadı mı? Olmuyor. Şöyle birazcık salatalık aldım. Şöyle 400 gram gelmiş. Ondan sonra şöyle biraz sarı üzüm aldım. Çünkü hiç meyve de yoktu. Üzüm yine yıkaya en kolay geliyor bana. Birazcık da siyah üzüm aldım. Ve son olarak işte domates aldım. Aldıklarım bu kadar şimdilik. Şimdi işte mutfaktayım, bir şeyler yapıyorum, bir şeyler hazırlayayım çünkü çok acıktık ve kahvaltıyla duruyoruz. Haydi görüşürüz. Biz yemeğimizi yedik. Şöyle pilav yapmıştım. O et sotenin son hali bu. Ama bundan yemedik. Bundan Onur yiyecek. Bir de şöyle kremalı kabak çorbası yaptım. Çorba kaç zamandır canım çekiyordu. Ve dedim yani yapayım artık. Çünkü çok canım çekiyordu. Sıcakta da yapmak istemiyordum. Her neyse size ne göstereceğim. Şu Bimino bezlerinden bayıldım. Neye bayıldım biliyor musunuz?
bilmiyorum, bileniniz vardır aranızda. Şu ocağın üstünü görüyor musunuz? Harika bir şey. Şunu kullandım. Köpük şeklinde her yere sıktım. Ondan sonra şöyle bir bezle ya da süngerle de yapabilirsiniz. Şöyle dağıttım, zaten köpürdü. Ondan sonra da bu bezle kuruladım. Ve hiçbir iz, bakın, harika harika, çok sevdim vallahi. Ben bu bezi şu anda sadece bu amaçla kullanacağım. İşte demek ki maharet deterjanda değil, bezdeymiş. Çok güzel vallahi, süper. Şeylerini de makineye attım. Yıkanıyor onlar da burada. Cam ocağım da bu şekilde vallahi pırıl pırıl oldu. Haydi görüşürüz. Bugünü de bitirdik gibi. Ben şöyle üzüm aldım yanıma. Üzüm yiyorum. Ve video video editleyeceğim. Asya'da çizgi film seyrediyor. Bugün Beşiktaş'ın maçı var. Eşim maçı izliyor. Asya'da çizgi film keyfinde. Oh vallahi. Marifetlerini göster dostum. Oh, ayaklara bak. Oh. Onlara yumruğunu göster. Haydi bakalım, bugünü de böyle bitirdik. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Hayırlı arifeler olsun inşallah. Bugün arife günü. Biz kahvaltımızı ettik. Bugün erken kalktık. Ondan sonra bir iki işlerimiz var. Ondan sonra erken kalktığımız için eşim de şu anda tekrardan salonda televizyon seyrederken uyudu. Ben de tatlı zaten yapmayı düşünüyordum. Dedim arada onu yapayım. Şöyle buzlukta, şöyle şu kadayıflar oluyor ya, muhallebili kadayıf yapmak istedim. Biz çok seviyoruz bu tatlı ve çok uzun zamandır yapmıyordum. Şöyle artmış olan cevizli bu kadayıflardan kalmıştı, yani artmıştı. Bunları da buzluğa atmıştım ben, çünkü çok oluyordu, böyle çok az yapmıştım. Yani hatta neredeyse hepsi duruyor bile diyebilirim, her neyse. Bunda birazcık ceviz var. Ben bu arada birazcık daha ceviz ayıkladım ve şimdi onları bir ezeceğim. Sonra ne yapacağım? Kadayıfları tereyağı ve şekerle birazcık kavurduktan sonra birazcık da cevizle kavuracağız. Ve şey hazır olacak. Kadayıf kısmı hazır olacak. Şöyle çok toz haline getirmedim. Bir bardak, bir buçuk bardak kadar bir ceviz olacak toplamda. Şimdi hemen sen şöyle geç. Bunu tereyağı ve şekerle kavurmaya başlayalım. Şimdi ocağa bunu, tenceremi koydum. Hemen şöyle neyle kavururuz kolay onu arıyorum. Bu arada tereyağını koyayım. Bir. Ve iki yemek kaşığı tereyağı koyduk. Şunu alalım. Tereyağını yakmadan eritmemiz lazım. O erirken şekerini, toz şekerini atacağız. 4 yemek kaşığı. 1. Çok dolduramıyorum. İçinde şey var. 3. 4. Şöyle azıcık daha koyuyorum. Çünkü çok dolduramadım. Dolu dolu 4 yemek kaşığı olmalı. Evet. Bunları bir güzel önden
birbirine yediriyorum. Yağım erisin, geleyim ben. Evet, şöyle. Yavaştan eridi. Burada önemli nokta tereyağının yanmamasına, yani yakmamaya dikkat edin sürekli karıştırarak. Şimdi kadayıfımı aldım. Harika. Şöyle de şöyle. Böyle buraya sıçramasın. Bu yine çok olacak ama bakayım artık yani tepsi. Mesela hani böyle bir tane borcama yapıyorsunuz ama şey oluyor, fazla fazla kalıyor. O zaman da ayrı tekrardan şeylere yapmak zorunda kalıyorum, kaselere. Hani yapmak bir şey değil, şey çok fazla oluyor o yüzden. Bir de ben bunu bir kere arkadaşlar vişneli denedim. Muhallebiyle şunun arasına vişne koydum. Harika oldu, ben çok sevdim yani böyle hani. Çok tatlı sevmiyorsanız eğer, hani tadını böyle kırıyor, ekşi ekşi dondurulmuş vişneler olur ya, onlardan koymuştum. Şimdi öyle yapmayacağım çünkü vişnem yok, olsaydı yapardım. Şimdi daha önce bu tatlıyı ben, hatta ilk yaptığımda annemler falan bayılmıştı. Bence şeyin farkı vardı o zaman, bilmiyorum ama şey, ay bu arada bana fenalık geldi, bir dakika durun, geliyorum, çok sıcak burası. Bizim küçük enişteye algım geldi. Ha, onu diyorum. Şimdi ilk yaptığımda tarif de öyleydi. Hani yufkacılarda normal beyaz kadayıf satılır ya, onunla onu alıyorsunuz, biraz dondurucu da bekletiyorsunuz, böyle birazcık kıtır kıtır, yani kıtır değil de daha bir donuk olunca da şey yapıyorsunuz. Bu kadar bu kadar, neredeyse küçük küçük şey yapıyorsunuz, kesiyorsunuz. İlk yaptığımda ben öyle yapmıştım ve gerçekten yani tarife baktım, ilk yaptım, gerçekten abartmıyorum, o kadar lezzetli oldu ki. Bu arada yaptığım tarif Nefis Yemek Tarifleri sayfasının tarifiydi. Ondan sonra bunları gördüm, bu hazır, böyle kavrulmuş hazır. Herhalde diyorum onun tadı başkaydı. Yani bir daha o derece güzel olmadı gibime geliyor. Ya da hani böyle ilk yerseniz çok güzel gelir ya bir şey. Ya da öyle gelmişti. Biz annemler de çok beğenmişti. Biz de çok beğenmiştik. Her neyse, sonuç olarak inşallah yine güzel olur. Ha, onu diyeceğim. O beyazın tabii bunun kolaylığı niye var? O da bu tatlıyla zaten meşhur oldu da, böyle kadayıfları, bence artık kadayıfları böyle paketleyip satıyorlar. Beyazın bu renge gelmesi için bayağı bir süre kavrulması gerekiyor. O yüzden de bayağı bir uğraşlı yani. Bayağı helva yapar gibi, hani başlı başına ona bir zaman ayırmanız gerekiyor. Bu zaten bu renkte ama yine de ben tabii kavuruyorum. Şimdi cevizlerini de atacağız, kavuracağız. Yani eğer üşenmem derseniz beyazını alıp yapın bence. Bence o fark eder diye düşünüyorum. Şimdi bir de şöyle nerede cevizlerimiz? Birazcık da ceviz zaten dediğim gibi öncesinden de vardı içinde. Şimdi şöyle şunları da ekleyelim.
tepsi belki çıkar mı bilmiyorum. Belki öyle yaparım. Belki anneme götürürüm. Gerçi annem baklava yapacak. Ki %90 yapacak. Yani kardeşim profiterol yapacak bayram için. Hani bayram tatlısı olarak biraz dediler değişiklik olsun. Profiterol yapalım ama baklava da başka bir şey tabii ki yani. Hele ki anneme yaptığı baklava gerçekten çok güzel olur yani. Zaten annemi bilenleriniz biliyor. O yüzden hani herkese annesinin yaptığı güzeldir tabii ki de. Annem beni uğraşmayı seviyor. Şimdi aradım. Dolma dedi sarıyorum. Ben dedim yani neden uğraşıyorsun? Uğraşacak koca bir tencere dolma. Evet tamam bayram adetidir ama bitiyor yani. Bir günde bitiyor yani. Gelen giden tamam tabii ki çok güzel bir ikram ama hani öyle bir şey de ki diyor ki çok şey yaptım, çok yoruldum ve çok yoğunum, çok işim var, dolma sarıyorum. Yani o kadar işim varsa sarma dedim dolmada yani. Evet. Bu tamamdır. Vallahi kolum ağrıdı. Ay. Bu tamamdır. Bunu kapatıyorum şimdi. Şimdi muhallebiye geçeceğiz. Bunu başka bir yere alacağım soğumasını beklemek için. Şöyle bir kısmını borcama aldım. Bu 6 zaten. Muhallebiyi yapınca direkt buraya dökeceğiz. Şöyle incelikte bu 6 hazır. Şimdi muhallebiye geçelim. Şöyle 1, 2, 3, yani aslında onları dolu 4 yemek kaşığı kadar bu koyduk. Bir su bardağı un ama ben şöyle bir su bardağından daha küçük hani büyük çay bardakları olur ya onunla un koydum. Ay un diyorum pardon şeker. Ondan sonracığıma ne kaldı? Sütümüz kaldı. Ve ha dur sütten önce pardon. Önce şeyi mi yapsak? Çırpıcımı alayım da. Bir de şey var bu arada. Yumurta sarısı. Şimdi sütümü koymaya başlıyorum. 1 litre süt. Ben şöyle çok fazla karıştırmadan şöyle şu içine sütü koydum. Oraya bir yumurta sarısını atalım hemen. Yumurta konmasa ne olur bilmiyorum ama mutlaka vardır bir anlamı. Çünkü yani yumurta çiğ çiğ değil mi? Biraz şey gibi. Hani çiğ derken pişecek de. Muhallebi de böyle. Rengini böyle birazcık sarı yapıyor. Şöyle önce bir şu yumurtayı ortada bir sütle karıştıralım. Tamam şimdi. Sütümü devam edeyim. Şu anda bu arada ocağın altı açık değil. İki tane malzememiz kaldı. Bunlar krema ve ben sütün hepsini koymadım bu arada. Çünkü malzemeleri de çok böyle dolu dolu da koymadım. Çünkü çok olsun da istemiyorum. O tabii ki sizin şeyinize kalmış bir şey. Çünkü gerçekten çok fazla oluyor. Evet bu yeterli. Herhalde bir bardak kadar falan süt kalmıştır diye düşünüyorum. Bir tek neyimiz kaldı? Kremamız ve vanilyamız kaldı. Şöyle ocağımızı yakalım. Ve muhallebimizi
karıştırmaya başlıyoruz. Krema ve vanilya muhallebi olduktan sonra ocaktan aldıktan sonra koyuluyor. Şöyle hafiften bir şeyi gidiyor. O zaman koyuluyor. Pişiriyoruz. Bu kadar. Şeyler hep kolay ve güzel şeylerden yanayım her zaman, ama bu da gerçekten aslında ben tembellik yapıyorum. Kolay bir tatlı. Şöyle kolay, iki aşaması var. İkisi de kolay, sadece el oyalıyor. Şey olarak, yapma olarak hiç zorluğu yok. Bir baklava gibi açmazsınız, etmezsiniz falan. Kolay ve şık bir tatlı. Muhallebimiz istediğimiz kıvama geldi. Altını kapattım. Şimdi şöyle biraz olduğu yerde havasını alalım. Anında da böyle şey oluyor. Hani tam koyulaşmaya başlıyor ve anında böyle bu kıvama geliyor. Şimdi vanilyası ve kreması. Oo, günaydın Onur Bey. Ne yaptın? Hiçbir şey. Sen ne yaptın? Demiyordum. Ha? Nasıl yaptın? Ha, numara mıydı? Horluyordun. Bir şey yok. Bak ya, sen bu şekilde hastalıyorsun. Ama Onur, yani yapacak bir şey yok. O kadar şey ki, ocağın başında. Evet, şimdi kremasını koyuyorum. Şöyle kremanın iliğini kurutuyoruz dibine kadar. Toparlıyor kendini. Ne oldu? Kızım, kolumu alıyor. Evet.
gördüğünüz gibi marmelimiz hazır. Şöyle bir kıvam oluyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Doğru. Kadayıfın üstüne. Evet, şimdi bunu aldık. Ay dur bir dakika ya. Şurayı şimdi ben temizledim çünkü o kadar çok dökülüyor ki bu şey. Ne derler buna işte? Kadayıf. Şimdi gel bakalım sen. Bunu nasıl koyayım? Ben bir kepçeyle koyayım, değil mi? Bir kepçe alalım. Şöyle dağıtarak koymaya başlıyorum. Bayram diye hani tatlı gerçi yapıyorum arada biliyorsunuz yani. Ama bayram diye dedim şöyle her zaman yapmadığım bir şey yapayım. Bayramda bize kim geliyor diyecekseniz hiç kimse. Biz evde bile yokuz ama tabii ki yine de şey adettendir yani. Bir tane o hani Asya ile geçen annemde hikayeler okuyorduk internette. Gerçekten çok güzel bir hikaye okuduk. 70 yaşında bir kadın bir gün bir mezarın başında ağlarken başka bir kadın onu görüyor. Genç bir kadın. Kadın ağlıyor 70 yaşındaki. Ben size iyi evlat olamadım. Anne babasının mezarının başında. Ondan sonra öbür kadın da işte yaşlı kadın diyor. Yani üzülüyor onun haline. Teyzeciğim diyor hani nasılsın, iyi misin, hani ağlıyorsun falan filan derken sohbete başlıyorlar. Ondan sonra diyor ki ben diyor anne babamı diyor annemle babam diyor beni okuttular diyor, doktor oldum. Hep diyor beni çok iyi şekilde diyor yetiştirdiler diyor ama diyor biz diyor ha çocukluğumuzda çok güzel bir bayram hikayesi şu anda anlatma gereği duydum. Çocukluğumuzda diyor babam namaza giderdi diyor. Biz de diyor onu beklerdik diyor. Sonra gelirdi diyor bayramlaşılırdı diyor. Anneannemize babaannemize giderdik akrabalarla olurduk gibi 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 sonuç olarak eski bayramları anlatıyor. Ama diyor şimdi diyor benim çocuklarım diyor tatildeler diyor. Giderken diyor beni aradılar, bayramımı kutladılar diyor. Bayram artık tatil. Hepimiz için öyle. Ben yapmıyorum demiyorum. Fırsatım olsaydı ben de yapardım. Ben de yapmıyorum demiyorum tabii ki bunu ama neyse. Ondan sonra annemle babam diyor ha beni diyor yetiştirdiler diyor. Doktor oldum. Şöyle kalınlığına bakıyorum bu arada. Birazcık daha koyacağım. Doktor olmuş ve bir doktorla evlenmiş ve her bayramı yurt içi yurt dışı hep diyor tatillerdeydik biz diyor. Ve diyor bir baktım ki aslında diyor biz böyle yaparak diyor çocuklarımıza bunu öğrettik. Şimdi diyor anlıyorum diyor annemle babamın diyor beni diyor nasıl beklediğini diyor. Ve diyor onlar beni okutup doktor olmamı sağladılar ama diyor bir bayram dönüşülüyor. Onların öldüğünü, bir kazada öldüğünü, bir tatil dönüşü bir kazada öldüklerini öğrendim ve tatil dönüşü derken işte kendisi tatildeymiş ve onların öldüğünü öğrenmiş. Ve diyor doktor olmama rağmen onlara hiçbir yardım edemedim. Bu yüzden çok üzgünüm. Tabii şimdi şeyler çok başka ama hani tatlıdan nereye geldim diyecekseniz sonuç olarak Asya'nın da şu anda ne yapıyorsak bir laf var ya çocuğunuza yapmasını istediğiniz şeyi söylemeyin siz yapın o zaten yapar diyor. Evet şöyle burası tamamdır. Biz ne yaparsak çocuk da onu görecek onu öğrenecek ve
demek istediğim, Asya şu anda evde bayram zamanı tatlı yapılacağını benimsemiş olacak yani. Sonuç olarak demek istediğim bu. Evet, tatil fırsatım olsa gitmez miydim? Evet, giderdim. Hoş, bayram zamanları ben çok sevmem tatil şeyini. Çünkü yollar çok kötü olur, her yer çok kalabalık olur falan, ama hani mecbur olsak, iznimiz olmasa bilmem ne, öyle yapardık yani. Haklı yapanlarda bir şey demiyorum kesinlikle. Ama yine de bayram adetlerimizi en azından unutmayalım. Tabii ki tatilimizi de yapalım ama... Şimdi şöyle üstünü kapatıyorum ve yine size gerçi bu borcam çok büyük bir borcam değil ama yine bayağı bir kaldı. Şöyle. Yine dağıtıyorum. Bunun üzerine toz, şan fıstığı serpebilirsiniz. Çikolata parçası atabilirsiniz. Hani eğer ki illaki süslemek ve benzeri bir şeyler. Çilek mesela bence arasına çok güzel olurdu. Şöyle iyice şey yapalım ki muhallebi hava almasın. Kalıp gibi. Muhallebili kadayıfımız hazır. Şimdi ben kalan şeylerle bir küçük daha tepsi yapacağım büyük ihtimalle. Şöyle. Bu dolapta aslında böyle yani bir gün falan beklemesi lazım. Güzel bir şekilde, güzel bir ne derler, yeme şekline gelebilmesi için. Şimdi ben bakayım bunları, bir şey bakar mısınız? Bak ne kadar kaldı. Yine bir şey daha çıkar buradan. Şöyle bir alt bir üst çıkar. Ve yine muhallebiye bakın. Bu da öyle. Bayağı kaldı. Ben bir bakayım başka neye yapayım diye. Evet, şöyle bir kare borcam daha çıktı arkadaşlar. Ne yapabilirdim? Bunu iki katlı yapabilirdim ama zaten üstü böyle çok dolu olmazdı. Bunu da böyle, yani sonuç olarak bu ölçülerden çok rahat şöyle iki borcam çıkıyor. Ve şey değil yani, hani böyle kalanla yapılmış gibi değil, baya baya güzel, şöyle bakın dolu dolu çıkıyor yani. Yapacaklara afiyet olsun, çok lezzetli bir tatlı, yapmak isteyenlere tavsiye ediyorum kesinlikle. Haydi görüşürüz.